Bundan önceki videolarda Arrhenius denkleminin bir tür yazılışını zaten gördük. Buna göre hız sabiti k eşittir frekans faktörü a çarpı e üzeri eksi ea bölü r çarpı t. Burada ea dediğim şey tabii ki aktivasyon enerjisi. r gaz sabiti, t ise sıcaklık. Bunları öğrenmiştik. Ama bu denklemin bundan başka yazım çeşitleri de var. Size sorulan soruya göre farklı bir tanesini kullanmak isteyebilirsiniz. Bu yüzden bu videoda onlara göz atmak istiyorum. Örneğin, ilk olarak iki tarafında doğal logaritmasını alalım. Doğal logaritmayı işlemlerde daha kısa gösterimi olan ln diye anlatacağım. O zaman ln k eşittir ln a çarpı e üzeri eksi EA bölü R çarpı T olacak. Sol tarafta ln K kalabilir. Ama sağ tarafı biraz daha basitleştirebiliriz. ln A çarpı E üzeri eksi EA bölü R çarpı T aslında lna A artı ln E üzeri eksi EA bölü R çarpı T'ye eşit. Tabi ln e üzeri eksi ea bölü r çarpı t de doğrudan eksi ea bölü r çarpı t'ye eşit. Dolayısıyla bunu bu şekilde yazabiliriz. Ln k eşittir ln a eksi ea bölü r çarpı t. Bunu bir de şu şekilde yazmak istiyorum. ln k eşittir eksi ea bölü r çarpı 1 bölü t artı ln a. Şimdi bunu neden bu şekilde yazdık diye sorabilirsiniz. Çünkü bu haliyle y eşittir mx artı b denklemine daha çok benziyor. ln k'yı y eksenine 1 bölü t'yi x eksenine koyarak bir grafik çizersek bir doğru elde etmemiz gerekiyor. Bu doğrunun eğiminin yani m'in de eksi ea bölü r'ye eşit olması gerekiyor. Yani bu doğrunun eğimini bularak aktivasyon enerjisini bulmamız mümkün. Frekans faktörünü bulmak için de bu doğrunun y ekseninin kestiği noktayı alabiliriz. Çünkü kesim noktası ln a'ya eşit. Yani frekans faktörünü de istersek bulabiliriz. İşte bu gördüğünüz Arrhenius denkleminin başka bir yazım şekli olmuş oldu dikkat çekmesi için bunu kutu içine alalım. Bazen bu şekli de kullanmak isteyebilirsiniz. Aslına bakarsanız başka bir tane daha yazım şekli bulmamız mümkün. Onun için de biraz önce bulduğumuzdan yola çıkalım. Bu denklemi belirli bir sıcaklık için yazalım. Belirli bir sıcaklık için belirli bir hız sabitimizin olması gerekiyor. O zaman ln k1 eşittir eksi ea bölü r çarpı 1 bölü T1. Yani sıcaklık T1 olduğunda hız sabiti de K1 olacak. Tabi buraya bir de ln eklemeyi unutmayalım. Şimdi bir de farklı bir sıcaklık için yazalım. Diyelim ki o da T2 olsun. Farklı bir sıcaklık için farklı bir hız sabitinin olması gerekiyor. O da K2 olsun. O zaman ln K2 eşittir eksi ea bölü r çarpı 1 bölü t2 artı ln a olacak. Evet artık elimizde iki farklı sıcaklıkta iki farklı hız sabitine sahip denklemler var. Mesela ln k2 eksi ln k1'i bulmak istiyorum diyelim. Bunu bir yazalım. ln k2 burada gördüklerinize eşit değil mi? Onları buraya geçirelim. Yani burası eksi ea bölü r çarpı 1 bölü t2 artı ln a olacak. Bundan da ln k1'i çıkartmamız gerekiyor. Değil mi? Yani bütün bu bunları. Burası eksi olacak. Aslında en iyisi burayı paranteze almak. Eksi ea bölü r çarpı 1 bölü t1 artı ln a. Sol tarafta logaritmanın özelliklerini kullanarak bir basitleşme yapabiliriz. ln k2 eksi ln k1 eşittir ln k2 bölü k1. Bunun bir logaritma özelliği olduğunu biliyoruz. Peki sağ tarafta ne yapabiliriz? İlk başta eksi ea bölü r çarpı 1 bölü t2 artı ln a var. Sonrasında 2 eksi olduğuna göre artı ea bölü r çarpı 1 bölü t1 eksi ln a olması gerekiyor. Bu iki ln a'nın birbirini götürmesi gerek. Bu basitleştirmeden sonra artık denklemin son halini de yazabiliriz. Sol tarafta ln k2 bölü k1 var. Sağ tarafta öncelikle eksi e a bölü r'yi dışarı alalım. O zaman parantez içinde 1 bölü t2 eksi 1 bölü t1 olmalı. Sadece biraz cebir kullandık. Böylece de Arrhenius denkleminin yeni bir şeklini elde etmiş olduk. Bu denklemdeki en güzel nokta artık a'nın olmaması. Böylece iki ayrı sıcaklıktaki hız sabitlerini biliyorsak aktivasyon enerjisini hesaplayabiliyoruz. Böylece Arrhenius denkleminin birkaç şeklini bulmuş olduk. Bir sonraki videoda hangi formu nerede kullanmamız gerektiğini de göreceğiz. Hatta bunlardan farklı bir yazım şekli daha olduğunu göreceksiniz. Yani ben bu şekilde yazdım ama farklı kitaplarda bu eşitliğin sağ tarafının farklı bir şekilde yazıldığını görebilirsiniz. Bu yüzden size hangisini kullanmak daha rahat geliyorsa onu kullanın.